Evet, Göle Objektif TV'nin bu haftaki konuğu Avukat Yaşar Kaya. Benim de sesim kısıldı, kusura bakmayın. Önemli. Stüdyonuz da hayırlı olsun. Eva geliyorum. Teşekkürler, hoş geldiniz Bundan tekrar. sonra iyi ve kaliteli yayınlar dilerim. Umarım. Var olun. Konuğumuza birkaç sorumuz olacak, sizden gelen sorular. Öncelikle şöyle başlayalım. Avukat Yaşar Kaya kimdir? Evet, Avukat Yaşar Kaya 1962 Göle Senemoğlu doğumlu Göle'nin has bir çocuğu. Ne? Şimdi ilk sorumuz şu şekilde gelmiş okurlarımızdan. Yaşar Kaya'ya göre Ardahan'ın bir numaralı sorunu nedir? Ardahan'ın bir numaralı sorunu an itibariyle konjüktürel olarak ekonomik. Kendiden Türkiye'de de böyle ilk etapta ekonomi. Daha sonra demokrasi sorunumuz var. Yani AKP'nin temel hak ve özgürlükleri sınırladığı. Bir sürü sorunu var. Yani demokrasi sorunu var. Özellikle özgürlük sorunu, bireyin kendisini ifade edememesi. Demokratik haklarını kullanamaması. Bir yurttaş gibi çok özgür olamaması. Ekonomik sorundan sonra Türkiye genelindeki göre de Ardahan da buna dahildir. İnsanlarımız mutsuz. Geleceğini görmüyor. Özellikle gençler. Bunun temel sorunu 20 yıllık AKP iktidarının özellikle son 5 yıldaki başkanlık sistemi denen, cumhurbaşkanlığı sistemi denen ucube sistemin Türkiye'ye yaramamış olması. Kısacası sorunlar dağ gibi. Yani bir tek sorun yok ki. Hangi birisini sayalım? Özellikle HDP'de politika yapan bizler bunu çok daha iyi görüyoruz. Mesela bir örnek verelimse, ben 3 yıllık, son 3 yılda, 3,5 yılda Ardahan HDP İleş Başkanlığı yaptım. Ondan fazla dava açıldı bana. Hepsinden beraat ettim. Bu bile şunu gösteriyor. Tek adam sistemi bu ülkeye yaramadı. Bunun çok acil durumda değişmesi gerekiyor. Evet, cevabınız için teşekkür ederim. Bu arada Yeşil Sol Parti adayısınız. Ardahan'da Yeşil Sol Parti'den adaylığını açıkladı Yaşar Kaya. Gerçek bir solcu olduğunu düşünüyor mu? Kısaca solcu olmak Yaşar Kaya için ne ifade ediyor? Solcu olmak, ben ailede solcu olarak doğdum. Yani sistemli, dünya sistemini, Türkiye sistemini tanıdığım ortaokul, lise birden bu yana hep bir solcuyum, solcu olarak kaldım. Tabii 12 Eylül faşizmini yaşamış, o dönemi yaşamış bir yurttaş olarak da solcuk şöyle algılandı Türkiye'de. Yani solcukta işte namus kavramı yok, mülkiyet kavramı yok gibi çok yanlış ifadelerle solculuk karartıldı. Solculuk şu demek, yani kısacası bir yönüyle sınıf anlayışına dayanır. Kısacası ülke kaynaklarının ülke bireyleri açısında eşit şekilde dağılmasını esas alır. Özel mülkiyeti kısmen reddeder. Çünkü özel mülkiyeti devlet düzenlemese ki görüyoruz, bu vahşi kapitalizme kadar gidebilir. Mesela son 20 yılda işte AKP'nin yaptığı şey de bu. Şu anda rakamlar elimde değil ama yanlış da önlenmiş olmayayım. Özellikle son 10 yılda AKP'nin yarattığı kendi sermaye sınıfı var. Buna beşli çete falan da deniyor. Türkiye'deki ulusal gelir tamamen AKP yandaşlarına aktarıldı. Bu gerçek, bunu görüyoruz. Bu sistemin değişmesi gerekiyor. Kısacası AKP demokrat bir anlayışa sahip değil, bunu kullandı. Demokrasi anlayışı AKP'de zerre kadar yok. Çünkü en son kadına yönelik şiddeti kaldırması, kadının sigortası olan İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırması ve demokrasiye sırtını çevirmesi bunu göstermektedir. AKP demokrat bir parti değil, olamaz da. Çünkü geldi, beslendi, milli görüş çizgisi de buna çok müsait değil. AKP için demokrasi bir amaç değil, araç olarak kullanıldı. Nitekim
bunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanı ki bu üçüncü defa seçime giriyor. Anayasada bir kişi üçüncü defa seçime giremez denmesine rağmen devleti ele geçirdiği için maalesef Tayyip Erdoğan'ın şu an üçüncü dönemde aday olması anayasal olarak mümkün değil ama fiilen böyle bir durum söz konusu. Kısacası ülkemize AKP yönetim inşasında demokrasinin adı var ama kendisi yok. Evet, teşekkürler. Yani gerçek bir solcu olduğunuzu evet düşünüyorsunuz. Neden Yeşil Sol Parti ve neden Ardahan'da aday oldunuz? Şimdi prensip olarak şöyle, yani kişi doğduğu topluma hizmet etmeli. Başka bir yerde aday olmayı hiç düşünmedim. Neden Yeşil Sol Parti? Biz halen şu anda an itibariyle Halkların Demokrat Partisi'nin üyesiyiz. Ancak AKP hükümeti 2015 yılında HDP'nin %10 barajını aşıp meclise girmesiyle AKP panikledi. Kürt sorunu rafa kaldırdı. Cumhurbaşkanı Kürt sorunu rafa kaldırıyorum. Çok iyi bir süreç yakalanmıştı. Ancak o süreci AKP halklar yararına, devlet yararına değil, kendi partisi yararına heba etti. Suçu, mabalı, günahı kim o süreci bozmuşsa ona aittir. Nitekim 2018 seçimlerinde HDP yine barajı aşıp AKP'nin tek başına hükümet kurmasını önüne geçtiği için Tayyip Erdoğan kinini, nefretini, her şeyini HDP'den, HDP şahsında Kürtlerden çıkarmaya çalıştı. Onun için MHP ile anlaşıp bize göre 4. MHP hükümetini kurarak HDP üzerine açılmış bir kapatma davası var. Osmanlı'da oyun bitmesi KS'yle her an kapanabilir ki bu onu gösteriyor. Onun için biz de Yeşil Sol Parti'den milletvekili aday olarak gireceğiz. Kısacası bir mecburiyetten giriyoruz. Yani Türkiye'de hukuk ve hukukun üstünlüğü, hukuksal güvence olmadığı için Anayasa Mahkemesi'ne ben bir HDP'ye inanmıyorum, güvenmiyorum. Çünkü anayasanın bir sürü maddesi demokrasi ilkelerine aykırıdır. Nitekim HDP'nin anayasanın kapatılması konusunda Anayasa Mahkemesi öneri sundu. Yani seçimlerden sonra, Haziran'dan sonra kapatmayla ilgili bir karar verin. Anayasa Mahkemesi Osmanlı'dan oyun bitmesi hesabıyla 11 Nisan'a duruşma günü verdi. Burada amaç şu, AKP'nin yaptığı doğru. Çünkü Anayasa Mahkemesi yargısal bir faaliyet yürütmüyor. Tam tersine AKP hükümeti şahsında siyasi faaliyet yürütüyor. Şunu hesaplıyorlardı AKP ve MHP cenahı. Anayasa Mahkemesi'nde bir joker olarak kullanma adına şunu yapıyorlardı. Milletvekili seçimleri kesinleştiği anda HDP'nin kapatılması ve HDP'nin meclise girmesinin önüne geçmek amacıyla bu kapatma davası açıldı. Nitekim dava devam ederken hukuksuz bir sürü kararlar verildi. Mesela HDP'nin hazine yardımından mahrum edilmesi, sonra bunun kaldırılması şunu gösteriyor. Türkiye'de demokrasi hukukun üstünde olmadığı için HDP kendisini güvenceye almak için Yeşil Sol Parti'den, ki bileşenimizdir Yeşil Sol Parti. Ben Yeşil Sol Parti'nin Ardahan'daki kurucularındanım. Yeşil Sol Parti'nin il başkanı Göleli Yönetim Kurulu, Göle Gençliği'nden oluştu. Yani kısacası Yeşil Sol Parti'den girmemiz bir mecburiyetten kaynaklı. Bunları biraz AK Parti üzerinden yüklendiğinizi fark ettim. Doğrudur. Şimdi AK Parti'ye gelmişken konu AK Parti kurmaylarının ve sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun mecliste HDP grubunu ziyaret etmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet. HDP anayasal bir parti. Mecliste üçüncü büyük parti. Ki şu anda %15'i geçen bir oy oranına sahip. Ancak AKP ve MHP bloku HDP'yi kriminalize etmeye, terörize etmeye çalıştı. Nitekim Ana Muhalefet Partisi de bu konuda özellikle CHP çok çekimser kaldı. Yani Tayyip Erdoğan'ın çizdiği sınırların dışına çıkamadı. Millet İttifakı'nın en büyük handikapı da bu. Yani İyi Parti'nin HDP'ye
engel koymasını gösteriyor. CHP'nin HDP ile görüşmesi çok doğaldır, olabilir. Bu konuda HDP Millet İttifakı adına çok büyük bir fedakarlıkta bulunduk. Hiçbir siyasi kariyer beklentisi gütmeden, pazarlığa girmeden sadece demokrasinin gelişmesi adına milletvekili Cumhurbaşkanı adayından vazgeçip Millet İttifakı'na destek vereceğiz. Çünkü şunu biliyoruz ki Kürt sorunu mecliste çözülmeli. Bizim temel sorunumuz şu. Evet, şu anda Türkiye'de bir demokrasi sorunu var. Bir fakirlik sorunu var. Yolsuzluk sorunu var. Demokraside olmayan bir sürü hoş olmayan bir sürü olumsuz şeylerle yaşanıyor. Fiilen bir devlet var ancak anayasal ve yasal bir sürü parametreler maalesef bu hükümet tarafından berhadap edildi. Bunun için Millet İttifakı AKP'nin yozlaştırdığı, bitirdiği, kurumlarını darmadağın ettiği Kemalist sistemi AKP'nin dışındaki Millet İttifakı bunu revize etmeye çalışıyor. Evet bu gerekli ama yeterli mi? Kesinlikle yeterli değil. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin temel sorunu şu. Evet ekonomik sorunlar var, demokrasi sorunları var. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra iki temel handikapı vardı. Kürt sorununu çözmedi. Türkiye'de 100 yıllık birikmiş bir Kürt sorunu var. Bunu AKP, Tayyip Erdoğan 2012'de açtı ama devlet adamı yeterli olmadığı için tamamen daha siyasi parti menfaatlerini gözettiği için bu işin altından kalkamadı, yapamadı. Millet İttifakı'nda kısmen de olsa CHP şahsında ufak bir irade var. Bunu destekleyeceğiz. Çünkü şunu biliyoruz. Türkiye'de Kürt sorunu çözülmeden demokrasi gelmez. Türkiye'de demokrasi gelmeden Kürt sorunu çözülmez. Bu temel sorundur. 100 yıllık bir sorun. HDP'nin var olma amacı da budur. Türkiye'de çağdaş, modern, demokratik bir cumhuriyet kurmak. Bu HDP'nin tüzüğünde yazıyor. Bunun için biz evet günübirlik sorunlar var, bunları aşacağız, tek başına yeterli. Temel sorun Kürt sorunu, inanç sorunu, emek sermaye sorunu, bunların çözülmesi için mecliste HDP'nin çok güçlü bir şekilde meclise girmesi gerek. Ve bu sorunu çözeceğiz. Çünkü 100 yıldır çözülmeyen bir sorun artık çok fazla tahammül edemez. Bakın bugün ekonomik bir kriz yaşanıyorsa evet AKP'nin kötü yönetimi var. Ama 40 yıldır Kürt sorununa da şunu bileceğiz, son 20 yıl AKP'ye denk geliyor. Silaha, mermiye yatırılan para trilyon dolar. Bir daha söyleyeyim, trilyon dolar 40 yılda. Bu devletin resmi kayıtlarında var. Bugün Türkiye Cumhuriyeti 1 milyar dolar için sağa sola gidiş buna gerek. Kürt sorunu çözüldüğü anda bu savaşa silaha giden paralar tamamen halkın geçimi için sağlanacak. Türkiye'nin bu yönde potansiyeli var. Türkiye'nin temel sorunu şu. Güçlü siyasi liderlik söz konusu. Türkiye'de bu eksik. Tayyip Erdoğan bunu başlattı ama devlet adamlığı mantığı olmayınca bir de siyasi partisini gözeterek bu sorunu erteledi. Evet Millet İttifakı'nın bu yönde bir iradesi var. İyi Parti'nin şerhine rağmen ama bu sorunu ya çözeceğiz, ya çözeceğiz. Temel mesele bu. Bunun için politika yapıyoruz. Bir daha söylüyorum. 1 trilyon dolar 40 yılda bu ülkeye gitmiş. Silaha oraya buraya gitmiş. Savaşa gitmiş. Düşünebiliyor musunuz? Kürt sorunu çözülen bu kaynak tamamen halkımıza yansıyacak. 1 trilyon doları hesap edin bugün. 1 trilyon dolar sanayiye, tarıma aktarılmış olsa her evin kapısında harçsız borçsuz bir traktör ve onlarca hayvan olacak. Evet. Cumhurbaşkanlığında kimi destekliyorsunuz? Cumhurbaşkanlığında Millet İttifakı'nın adayını destekliyoruz. Yani Kılıçdaroğlu'nu. Evet. Evet bunu genel merkez zaten deklare etti. Ne milletvekili de olursanız desteklemeye devam edeceksiniz sanırım. Tabii. Kurulan ittifaklarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bir. Ayrıca 100 bin imza toplayan Muharrem İnce ve Sinan Oğan hakkındaki düşünceleriniz nedir? Merak etmiş okurlarımız. Bu durumda sizce seçim ikinci tura kalır mı? Seçimin ikinci tura kalması ben kalacağını sanmıyorum. Muharrem İnce ile bugün görüşme yapılacak genel başkan.
Muharrem İnce çekilirse benim öngörüm Kılıçdaroğlu da Tayyip arasında 40-60 oranında bu seçim birinci turda biter. 40-60. İnce'nin adaylıktan çekilmemesi, fedakarlık etmemesi durumda yine benim tahminim, öngörüm %55-45 bantında veya %48, %43-57 bantında falan birinci turda bitecek. Eğer muhalefet olağanüstü bir hata yapmazsa, ki şu anda öyle bir şart yok, olması gerekiyor. Evet, 100 bin imza, bu tabii ki iki adayın da demokratik hakkıdır. Hı hı. Cumhurbaşkanı olabilir, her yurttaşın hakkıdır. O konuda kendilerine başarılar dilerim. Düşüncelerimiz uyuşmasa evet. Bile. Şimdi yavaş yavaş sona geliyoruz. Ardahan genelinde gençlerin hakkının yenilmesi, torpiller, adam kayırmalar bunların var olduğunu sanırım hepimiz biliyoruz, doğru mu? Doğru. Eğer ki vekil olursanız, son sorumuz, bununla ilgili herhangi bir çalışmanız olacak mı veya nasıl bir yaklaşım sergileyeceksiniz? Evet, yani sonuçta vekil olmam durumunda şunu anlatayım. 20 yıldır avukatlık yapıyorum. Daha önce öğretmenlik yapıyordum. Bir şey belirteyim. Özellikle gençlik örgütsüz. Önce gençliğin örgütlenmesi gerekiyor. Yapılan istatistiklerde gençliğin %50'si bugün kapılar açılsa bu ülkeyi terk edecek. Kendilerini mutlu hissetmiyorlar. Çünkü AKP'nin yaptığı yanlış politikalar, kayrımcı anlayışlar. Şöyle diyeyim. Bir genç sınava giriyor. Çok yüksek puan alıyor ama mülakatta AKP'liler o genci bırakır. Kendi yandaşını, kendi parti üyelerini alıyorlar. İşte bu demokrasinin bu ülkede olmadığını gösterir. Gençlerle özellikle diyeceğim. Tabii ki tek başına gençlerin sorunu çözebilecek gücüm yok bu. Benim partimin tüzüğünde de bu var. Gençlik sorunu, kadın sorunu parti tüzüğümüzde var. Bununla ilgili yeterli çalışma yapıyoruz ama gençliği çok örgütleyemedik. Bunu da şuradan söyleyeyim. Demokrasinin olmadığı için. Bakın size bir örnek anlatayım. Bundan bir yıl önce üniversite gençliği partiye geldi. Üniversite gençlik çok doğaldır ki örgütlenmek istiyor. Evet, biz de yardımcı olduk. Gençler örgütlenecekti. Bir hafta sonra Ardahan Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonuyla bir sürü genci gözaltına aldılar. Ve gençler örgütlenmeden kaçtı. Kısacası arkadaşlar, şu anda AKP-MHP faşizmini yaşıyor. Bütün beyinlerin hepsi de korku var. AKP korkuyu, işte faşizmin özelliği odur, korkuyu bireyin kafasına yerleştirmek. Bunu başardı, maalesef başardılar. Bunu kabul ederim. Ama gelen bu dip dalgayla gidecek. Çok güzel şeyler olacak. Gençlikle ilgili, evet, gençliğin en büyük sorunu işsizlik sorunu. Üniversiteyi bitiriyor. Dediğimiz gibi bu konuda Kılıçdaroğlu'nun güzel bir şey var ki biz de bunu beğeniyoruz. Gençlik sınava girdiğinde kim ne aldıysa odur. Liyakat ve kariyer esasına göre kamuya yerleşecek. Bir defa bu sınavdan sonra şey kurulması, torpil demek, adam kayırma demek. Neydi, adını unuttum. Mülakat. Mülakat. Mülakat ahlaksızlık demektir. Mülakat başkasının hakkını çalmak demektir. Evet, diğer hükümetler döneminde de bu vardı. Ben 60 yaşından. Ama son 10 yılda AKP zivaneden çıkarttı bu işi. Ve hakkı yenen gençlerin hakkı da onlardan sonra hem bu dünyada sorulacak hem öbür dünyada sorulacak. Evet. Kamera arkasındaki arkadaşlarımızın, izleyicilerimizin bir sorusu var mı? Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim. Yani bu aşamada eklemek istediğim bir şey yok. Okurlarımıza ne söylemek istersiniz kapanış olarak? Okurlarımıza şunu söyleyeceğim. Biraz sabredelim. Cesur olalım. 14 Mayıs'ta AKP. AKP-MHP faşizmi gidecek. Bu sizin oylarınıza bağlı. Korkmayın, cesur olun. Hep birlikte el ele bu faşizmden kurtulacağız. AKP güçlü gibi görünüyor değil. Kaybettikten kendilerini biliyor. Mevcut liderler içinde en çok istatistik yapan, kamu yoklamaları yaptıran Tayyip Erdoğan'dır. Görüyoruz hareketin üzerini. Kaybettiğinin farkındadır. Bunlar kaybetmek korkusuyla futursuzlaşabilirler. Sabretmek gerekiyor. Az kaldı. Gelecek çok güzel olacak hepimiz için. Çok teşekkürler cevaplarınız için, katılım sağladığınız için.
Bugünkü konuğumuz avukat Yaşar Kaya'ydı. Kendisine teşekkür ediyoruz.